Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda bir uçak tanıtımı ile bulunuyorum. Gördüğünüz uçak J35A premium bir uçak ama özel bir premium uçak. Aslında teknik olarak bu videoyu çekmekte geç kaldığımı düşünebilirsiniz. Çünkü bu uçağı şu anda bu videoyu izledikten sonra gidip bulmaya çalışırsanız tahmin ediyorum bulamayacaksınız. Çünkü 28 Ekim'e kadar %50 indirimli olarak alma imkanı tanımıştı Gajin. 28 Ekim dikkat ederseniz indirimler devam ediyor ama bu uçak bildiğim kadarıyla şu anda yok. Çünkü 28 Ekim'e kadar alınabilir bu uçaktı. Gajin zaman zaman bunu yapıyor. Nadir uçaklar oluyor bunlar. Kısa bir süreliğine bir uçağı satışa koyuyor. Genelde de zaten pek indirim olmaz o dönemlerde. O indirimde işte o süre içinde uçağı aldınız, alamadınız. Bir daha ne zaman koyarlarsa o zaman alma imkanınız oluyor. Şu anda da bu uçak bu şekilde. Şimdi ağaca bakalım. İsveç ağacında görüyorsunuz 11.0BR ile J35XS var. Yani bunlar birbirine de çok benzeyen uçaklar ama aralarında bir nokta düşük BR farkı var. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ben neden işte 11.0'lık sağı aldıysam bir de gideyim onu alayım. Şimdi İsveç ağacını kasıyorsanız bunu tabii ben tavsiye edeceğim. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Herhangi bir ülkenin ağacını kasıyorsanız orada farklı BR'lerde uçak almak mantıklı olabiliyor. Şimdi şöyle XS'in BR'si 11. Kademesi 7 görüyorsunuz. Bu uçakla çıkacağınız maçlara da eğer gerçekçi oynayacaksınız 12 BL'nin uçaklarını görüyor olacak. Dolayısıyla radar füzeleriyle ciddi anlamda yüzleşecek. Ama 9.7 10.7 BL'yi görecek. Yani az biraz radar füzesi tahmin ediyorum görüyor olabilir ama özellikle bir de 8.7 BL'lerin olduğu maça düşerse zaten kral olacak. Ayrıca da gerçekçi muharebelerde zaten sizin BR aralığını sınırlama şansınız var. Yani 9.7 BR'nin en üst BR olduğu maçlara girerseniz bu uçak zaten o maçların kralı olmuş olacak. Dolayısıyla da daha kolay bir uçakla ağacı buraya kadar yani buraya kadar değil mi? Kademe 7'ye kadar açma imkanınız olur. Sadece bakın kademe 8'de şu anda 3 tane uçak var. Onun için bu diğer premium'u kullanabilirsiniz. Şimdi ben size önce genel kanaatimi söyleyip arkasından da uçağı iş üstünde göstermek istiyorum. Yani bu iki uçak da manevra kabiliyeti olarak çok iyiler. Yani bakın dönüş hızı 25 saniye. Sağabında aynı şekilde. Hızlı uçaklar 2250 görünüyor maksimum hızı. Yani bu şu demek düz yolda uçmaktan ziyade ya da şöyle diyelim 9000 evet 9000 metre yüksekliğe çıktığınızda bu uçağın düz uçuşta ulaşabileceği maksimum hız bu. Çünkü hava seyreldiği için yükseklerde uçaklar daha hızlı uçabiliyorlar. Yani uçağın yapısal bütünlüğü bu, her iki uçak için de bu hıza dayanabiliyormuş. Şimdi ilk önce mühimmata bakalım. Mühimmat olarak şöyle göstereyim. Bakın mühimmat olarak bir yakıt tankı ekleyebiliyorsunuz. Roket ekleyebiliyorsunuz. Ve de 4 tane RB-24 arkadan kitlenebilen E-işte denecek efsafta füze ekleyebiliyorsunuz. Bir de uçağın kendi üzerinde gelen mermileri var. Onlar da kaç taneydi? Bir şeydi galiba. Evet, 200 tane de mermisi var. Şimdi yani bu uçak kısacası avcı uçağı. Yani bunu alayım da ben bununla üste bombalarım işte özellikle sim modunda diyebileceğiniz bir uçak değil bu uçak. Bu uçakla gidip avlanacaksınız. Şimdi uçağın bir güzel radarı var. Aslında şimdi göreceğiz. Ben bunu test moduna değil özel savaşlara sokacağım. Çünkü uçak bende var artık. Bu videoyu çekebilmek için almıştım. Bir arkadaş da sormuştu. Özellikle onun için aldım aslında. Çünkü uçağa sahip olmadan laf söylemek zor oluyor.
9,7 değeri ayarlayalım. Gerçekçi muharebelerde. Bakalım uçağımız ne yapıyor? Hızlanması vesaire o konularda. Onları gösterirken de onu da söyleyeyim. Uçak hızlı bir uçak. Hızlanması da fena değil. Ama yani çok iyi de dönebilen bir uçak diye söylemiştim hatırlarsanız. Ama işte sorun şu ki dönüşlerde çok ciddi enerji kaybediyor. Yani uçağın 270-280 kilometre hızlarda havada rahatça kalıp tutunabiliyor. Yani savaş esnasında. Bu arada uçağın filabı yok. Zaten filaba ihtiyacı da pek yok zaten kanat yapısından dolayı. Şimdi gaza verelim. Bakın radarın sadece arama modu var ama geniş açı açısından anlamında çok ciddi şeysi var, seçeneği var. Şimdi en geniş taraması bu. Menzil de gayet yeterli. 30 ya da 90 görebiliyorsunuz. Bu mozluk için 30 yapalım. Evet. Dediğim gibi flaplarımız yok. Yani uçuş bilgisayar da yok tabii doğal olarak ama BR'de zaten çok olası da bir şey değil bu. SAS modu var bu arada. Yani otomatik pilotu alabiliyorsunuz uçağa. Sönümlendirme vesaire yapabiliyorsunuz. Bunun da sim modunda bizim şey yapacağım, ilgimizi çekecek şeyler. Şöyle uçağı biraz dik açıyla bakalım, havalandıralım. Görüyorsunuz yani neredeyse yani rahat 75 ya da 80 derecelik bir açıyla yükseliyorum şu anda. Uçağın hızı nasıl düştü gördünüz ama önemli değil zaten bu son derece normal bir durum. O açıda şey yaparsanız. Şimdi şu F4C'yi bakalım avlayabilecek miyiz? Ona bakalım öncelikle. Oradan bir uçak geçti. F110'un peşine gidiyor sanki. Vurmazsa biz vuralım. Evet, ilk şeyimizi aldık gördüğünüz gibi. Yani bir de bir yaptık. Şuradan. Bu arada benim İsveç ağacım çok böyle gelişmiş vaziyette değil. Dolayısıyla da şey yok. Evet. Onun Hunter'ın canını okuduğum gibime geliyor. Daha işini bitirdik desek daha doğru olacak. MiG-21 geliyor. Biz de görüyorsunuz şu an 200 km hızla uçuyoruz. Umarım canımı okumaz. Okuyabilir çünkü çok şey geldi. Evet. Bir minik kaçış manevrasıyla ondan kurtulduk. Bir tane de roketimiz, yok 3 tane roketimiz var. Bir tane roketimiz yok. Görüyorsunuz yani şeyde hız olaylarında şey değil şey yani dönüşlerde enerji şeysi çok kötü ama havada rahatça tutunabiliyor. Bu arada afterburner'ımız da açık yani arkadan itiş sistemimiz ona rağmen böyle. Şimdi biz burada birazcık mesafe açalım. O bu kadar kötü hızda hiç iyi değil. Of. Böyle durursan işte seni gelip muçuk diye öperler. Arkadaş bizi halletti. Kim burada? Ha, evet. Botmuş. Bir bot tarafından vurduk. Yüz karşı bir durum. Evet. Şimdi gerçekçi muharebelerde bu kadar şey göstermem yeterli herhalde. Yani gerçekçi muharebelerde rahatça iş yaparsınız. Ama işte füzeyi dikkatli kullanmanız lazım. Öyle füzenin çok böyle nasıl diyeyim sağa sola kaçan oyunculara vuracak şeysi yok. Durumu yok. Çok iyi sağa sola hareket edemiyor. Ya da şöyle farklı bir şekilde de söylersek bu füzeden sizi atarlarsa manevrayla kurtulmanız çok kolay. Çok sert dönüşlerde cevap veremeyecek bir füze.
Evet. Gerçekçi muharebelerde durum böyle. Gelelim sim modundaki durumlara. Yine Mozdak'ta Şahin'i sadece simülatör muharebeden olarak yapacağız. Bu arada uçak afterburner'ları açıkken ciddi yakıt harcayan bir uçak. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim tabii. Yani o adamlar oraya o ek yakıt tankını boşuna koymamışlar. Şimdi sim modunda da performansımızı görelim. Sonuçta bu uçağı almalı mısınız? Yani dediğim gibi yani İsveç ağacı ile uğraşıyorsanız ancak o zaman şey yapabilirim. Veya almayın diyebilirim. Kafamda head track diye şey yapmadım, takmadım. O yüzden görüş alanım çok fazla olmayacak. Geniş açıya koydum şeyi, tramamodunu 30 kilometre. Evet, gazımızı verelim ve gidelim. Evet. Arkadaş kanırta kanırta gidiyor. Onu bir vuralım ya. Çok şey yaptım böyle. Ayrıca bir hareket yaptım. Bakın SAS modu var. Sönümlendirmeye girdi. Otomatik düzeltmeye girdi. Yani bu iyi bir şey. Hele 9.7'lerde o var gördüğünüz gibi bu mod, ama genelde de çok fazla iyi çalışmıyor. Bakalım herhangi bir şey görebilecek miyiz? Bir uçuşta yani dedim görüyorsunuz hızlandırması hiç fena değil. Bayağı iyi bir hızlanması var. Orada bir uçak görüyorum. Hemen şeye sokalım da. Hop, adam geçti oralardan. Nereye gitti o? Muhtemelen buralarda bir yere gitti. Arabaya açık hale getireyim. Zayiatı vermiş bizim takım. Şöyle bir takla atalım. Görüyorsunuz bakın takla atıyorum ya da dönüyorum fark etmiyor. Ne biçim enerji kaybediyoruz. İnanılmaz enerji kaybediyoruz. Tabi radar sadece arama modunda, dolayısıyla yer şekillerinden ciddi anlamda da etkileniyor yani. Ama en azından radarınız var mı? Var. IFF gösteriyor mu? Gösteriyor yani. Dost düşman ayrımı var mı? Var. Bakın görüyorsunuz bir tane düşman orada buldu. Yani 15-7 kilometre falan uzaklıkta sol taraflarda falan olmamı kaybettik yalnız. Tekrar bulduk. Evet. Şöyle aşağıda bir yerlerde olmalı. Burnumuzun dibinde yani. Ama nerede? Ha, nerede? Burada. Niye göremedik? Buradan bir tane uçak var ama dost mu düşman bilmiyorum. Şu anda radara bakarak değil. Böylesine vuramadı. Dost uçakmış. Tabii bu füze ısı güdümlü olduğu için ısıya gidiyorlar. Radar güdümlü değiller. Yani tamam uçak orada gösteriyor. Yani radar size orada sadece bilgi şeysi. Onu söyleyeyim bir. Başka bir şey değil yani. Yani gidip de radarda öyle görünüyormuş deyip sallarsanız füzeyi görmeden, tam radar dost düşman gösteriyor ama füze onu görmüyor tabii. Füze için önemli olan tek şey ısı. Isı var mı yok mu ona bakıyor. Uçak şu anda o ne orada
Elleri ateş ediyor. Ha, ateş ediyor, evet. Şimdi bir de iniş şeyine bakalım. Çok sert hareket ettiğim için kan beynine oturdu bizim pilotun. Bakın şey açık, frenler açık. Ancak böyle dönerek hız kaybettim. Tamam. Şimdi tekerlerimizi açalım. Flap yok biliyorsunuz. Flaplar yok. Tekerleri açtık diye hatırlıyorum. Bunu ama açmışım, evet. Evet, güzelce indik. Paraşütümüz var diye biliyorum. Evet, paraşüt var. Ben de paraşüt tuşuna elimi uzatasıya kadar pistten birazcık çıktık ama yani sıkıntı yok çünkü paraşütümüz açıldı. Görüyorsunuz güzelce indim. Yani hızlanmayı vesaire ayarlamanız gerekiyor. Onu belirtmem lazım. Yani işte radar dediğim gibi iş görüyor. Ama önünüze radarla gördüğünüzün önünüzdeki adam olduğunu emin olmadan o füzeye ateşlememenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Mermilerin ne kadar etkili olduğunu gördünüz. Eğer adamı önünüze koyabilirseniz bir ufacık isabet rakibinizi parça pinçik etmeye yetiyor. Evet. Bu uçağın tanıtımı için söyleyebileceklerim bu kadar. Almak isteyen arkadaşlar, alan arkadaşlar hayırlı olsun. Ama dediğim gibi yani çok elzem alınması gereken aman aman bir uçak değil. Ama İsveç ağacındaysanız da almanızın mantıklı olabileceği, tabii denk düşürürseniz mantıklı olabileceği bir uçak. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.